31 Temmuz 1944 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Devlet Savunma Komitesi Stalin'in emriyle bir karar alarak Gürcistan'ın sınır şeridi olan Ahıska, Adıgön, Ahılkelek, Aspinza, Bogdanovka rayonlarıyla Acaristan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerinden Türk, Kürt, Hemşin olmak üzere toplam 86 bin kişiden meydana gelen 16.700 hanelik nüfusun tahliyesine karar verdi. Stalin, tahliyenin Halk İçişleri Komiseri Yoldaş Beria tarafından Kasım ayında gerçekleştirilmesini emretti. On binlerce insan yaşadıkları topraklardan zorla koparılarak yük vagonlarına bindirildi ve günler sürecek bir ölüm yolculuğuna çıkarıldılar. ...14 Kasım 1944... ...Sovyetler Birliği... ...Ahıska, Orsep Köyü. Saat içerisinde bütün Türk evlerin boşaltılmasını istiyorum. Emredersiniz. Açın kapı! Thank you.
buyurun yoldaş. Yoldaş Stalin'in emriyle bu bölgede yaşayan bütün Türklerin başka bir yere nakledilmesine karar verildi. Başka yere mi? Ama neden? Eşyalarınızı toplamak için 5 dakikanız var. Nereye gönderiyorsunuz bizi? Sorun. Söyleneni yap.
bırak dinleyin. Ne olur. Git. Kafkasya'da yaşayan, sahipsiz, unutulmuş bir halkız. Biz Ahıska Türkleriyiz. Biz yavaş yavaş ama kesin biçimde anıların sisli gölgeleri arasında kaybolduk gittik. Bekleme. Sınırın diğer tarafı, Demirkapı köyü yakınları. Demirkapı köyü, bu köy efendim. Hadi. 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 Thank you.
Muhtar Aytekin! Muhtar Aytekin! Aytekin yok beyim. Ne vardı? Nereye gittin? Komşuya kadar gitti. Döner birazdan. Döner dönmez. Aslan denen herifi alıp demir kapı karakoluna gelsin. Söyle kocana. Hadi. Kim aradı diyeyim beyim? Salih Kurt. Hayır. Gel. Komutanım. Efendim Gedik'le. Bölge İstihbarat Başkanı Salih Bey geldiler efendim. Gel. Hoş geldiniz Reis Bey. Hoş bulduk Bey. Geleceğinizi haber vermişlerdi. Biz de sizi bekliyorduk. Yemek hazırlattım. İsterseniz önce yemek yiyelim. Mesele mühim Teğmen. Bir önce işimize bakalım. Hoş geldin bey. Demin birileri geldi, kocana söyle aslanı da alıp demir kapı karakoluna gelsin dedi. Aslanı mı alıp gelecekmişim? Kim dedi bunu hanım? Salih Kurt diye biri. Ehemmiyetli birine benziyordu. Salih Kurt. Ne oldu bey? Mühim bir şey mi? Koskoca istihbarat başkanı buraya geldiğine göre aslanı alıp gelecekmişim, öyle mi dedi? Öyle dedi. Allah Allah. O cibiliye sizde ne işler olabilir ki? Hoş geldin Muhtar. Hadi geçelim içeri, sizi bekliyorum. Bu civarda bölgeyi Rüstem kadar iyi bilen kimse yoktur Reis Bey. Gel. Biz de sizi bekliyorduk Muhtar. Gelin bakalım. Aslan denen adam sen misin? Evet efendim. Bu köyde yaşayan Rüstem adında biri hakkında bir ihbar mektubu yazmışsın. Doğrudur efendim. Öyleyse duyduğun, gördüğün her şeyi bir anlat bakalım. Yazdığım mektupta bütün bildiklerimi uzun uzun anlatmıştım efendim. Biliyorum. Biliyorum. Mektubunu okudum. Ama bir de her şeyi senin ağzından dinlemek istiyorum. Hadi bakalım. Olur efendim.
Bütün bildiklerim taslaman budur komutanım. Başka sormak istediğiniz bir şey var mı reis bey? Hayır. Gidebilir. İkiniz de gidebilirsiniz. Muhtar. Sen kal. Hayırdır inşallah. Ne oluyor? Bilmiyorum ki. Aç kapıyı. Geldim. Kapıyı aç. Tamam açıyorum. Aç. Hayırdır ağalar gecenin bir vakti. Rüstem Demir sen misin? Evet benim. Bizimle geliyorsun. Neden? Ne oldu? Hayırdır Rüstem? Ne istiyorlarmış? Vallahi ben de bilmiyorum. Hadi oyalanma. Asker kardeş nereye götürüyorsunuz kocamı? Hakkında bir ihbar var. Komutanım alın getirin dedi. Hadi Rüstem efendim yürü. Hayırdır Rüstem? Tamam üstüme bir şeyler alayım. Nereye götürüyorsunuz? Rüstem. Meraklanma Safiye. Belli ki bir yanlış anlaşılma var. Rüstem. Aslan. Nereden geliyorsun gecenin bu saati? Sana ne be? Yatsı var. Cehenneme git de dönme inşallah. Yıldız. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Otur bakalım. Otur. Hayrola? Bu üzüntü niye hemşerim? Bir adam gece vakti evinden alınıyorsa hayra alamet değildir beyim. Hakkında suçlamalar var üstüne. Ne suçlaması teminim? Son bir sene içerisinde durumunda gözle görülür bir iyileşme olmuş Rüstem Efendi. Geçen seneye kadar bir tane çayırın bir değneğin varmış. Ama bir sene içinde iki çayır daha satın almışsın. Birkaç inek ve koyunlar da cabası. Yatak çarşafına kadar Rus basmasıyla kaplatmışsın. Size kim söyledi bunu? Sen onu boş ver şimdi Rüstem. Bu değirmenin suyu nereden geliyor bir söyle bakalım herhalde.
Ardahan'da hiç altın bozdurdun mu? Çayır ve öküz alacağım zaman birer Nikola Rus altını bozdurmuştum. Demek Rus altını bozdurdun, öyle mi? Karım baba evinden getirmişti. Yemin ederim. Kayınpederin köyün en yoksul adamıyken kime anlatıyorsun bu masalı? Doğru söyle. Angaje olduğun adamdan mı aldın o altını? Angaje mi? O da ne? Bana doğruyu söyle. Yalan söyleme. Yemin ederim doğruyu söylüyorum. Ne anlattıysam hepsi doğru. İtiraf et. Gerçeği biliyoruz. İşte muhtar burada. Beni iyi tanır. Ona sorun. Söylesene muhtar. Nasıl biri olduğumu anlatsana. Tanıkların ifadelerine göre bir ay önce kayınbiraderinin düğünü varmış. Evet. Sen o düğüne çok geç saatte gitmişsin. Evet doğru ama çayırın taşlarını temizlemek için gitmiştim. İşim bittikten sonra ertesi güne kalmasın diye çayıra su bağlamak için dağdaki ben de çıktım. Sonra dinleneyim dedim biraz. O ara uyuyakalmışım. İnsan en yakınının düğün günü gecesi çayırın suyu taşı diye çayırda mı kalır ya? Çocuk mu kandırıyorsun sen? Yanındaki silahlı adamlar kimdi? Hangi silahlı adamlar? Yemin ederim ben bir şey bilmiyorum. Seni görmüşler Rüstem. Bozok çayının orada yanında 3 silahlı adam varmış. Dolunay'la olduğu gece. Kimdi adamlar? Yemin ederim ben bir şey bilmiyorum. Ne anlattıysam hepsi doğru. Kelepçeleyin şunu. Atları hazırlayın. Bu haini buradan götürüyoruz. Söyle muhtar. Bana iftira attıklarını Safiye'me söyle. Çok konuşma. Al şunu. Hadi. 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 Hadise sonuçlanana kadar kimseye tek kelime etmeyeceksin muhtar. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı komutanım. Sovyetler Birliği, Ahıska Orsep Köyü. Sabahlar. Hayırlı sabahlar. Gözün aydın Ahmet Efendi.
Oğlun Cemil kolhozdan dönüyormuş bugün. Dönüyor ya. Akşama bizdeyiz ona göre. Hep beraber olacağız yemekte. Cemil. Bitirdik ya Burak. 3 ay Demiroğlu inşaatından sonra sence hemen yollarlar mı bizi cepheye? Şimdi bunları düşünmenin sırası değil. Doğru söylüyorsun Cemil. Öyle çok özledim ki anam babamı. Sen bir de bana sor. Hepsi burnumda tutuyor. Ama en çok sevdiğimi özledim Burak. Kadar tavuğa. Haydi. Allah muhabbetinizi artırsın. Hoş geldiniz. Bakıyorum oğlun geliyor diye yüzünde güller açıyor Selvi. Sorma Lela. Cemil bu akşam kolhozdan dönüyor. Onun şerefine keseceğiz bunu. Hinkal de yapacağız. Aylar oldu et yemeli. Şimdiden karnım acıktı. Doğru diyorsun valla. Al hadi götür bunu içeri al. Ya ne zahmet verdiniz bunlara. Aha, kolay mı? Koca köye yemek dağıtıyorsun bu zamanda Selvi. Çok değil, az biraz patates vardı. Aşk olsun. Haydi buyurun geçin. Buyurun. Buyurun. Daha çok satan kazansın mı? Tamam. Nesine? 3 bilyesine. Tamam. Hazırla bilyelerini. Bugün kesin ben kazanacağım. Hiç de bile. Görürsün, ben kazanacağım. Hadi Ömer. Diziver patatesleri oğlum. Göreyim seni. Tamam baba. İyi sabahlar olsun. Sana da Mikhail. Hayırlı sabahlar. Hayırlı günler Ahmet emmi, Şota emmi. Yardım edeyim mi? Dur kızım, sen dur hele. Bu delikanlıları boşa getirmedik. Gözün aydın Ahmet ağa. Oğlun Cemil dönüyormuş. Öyledir. Kısmetse bugün dönüyor Mikhail. İnşallah Cemil'im döndüğünde düğününde de böyle türküler söyleyelim. İnşallah yarabbim. Amin, amin. Ne zaman gidiyorsunuz kızı istemeye? İşte bu hafta gideriz inşallah.
Akşama onlar da geliyor değil mi? Geliyorlar, geliyorlar. Hatta gelinin biraz da erken gelecek ki bana yardım etsin. Allah tamamına erdirsin. Amin, amin. Çok çetindir beklemesin kalı. Çok çetindir beklemesin kalı. Kemal'im. Aslan abim benim. Yattığı yer nur olsun. Yuvasını kuramadan, cüvetini göremeden. Her gece rüyama giriyor abimin yüzü. Mezarı bile yok ki iki su dokuyayım. Bu taraflarına baka baka. Aylardır. Aylardır Mişam'dan haber alamadım. Yavrum. Kuzum. Şu köşeden bir dönse. Anam. Anam ben geldim bir de. Mehmet'imi görmeyeli tam 8 ay oldu. Şu kapıdan bir girse, bir sarılsam. Allah'ım cephedeki bütün evlatlarımızı koruyorum. Amin. Hepsini koruyorum. Amin. Ona da mürvetini görsem. Bütün evlatlarımızın mürvetlerini görsek. Amin yarabbim. Bak müstakbel gelinim gelin. Gel, gel, gel canım. Gel güzel kızım, gel otur şöyle. Kutay Efendi, 5 dakika göz kulak olur musun? Ömer'le bir işimiz var da hemen dönelim. Tabii tabii Ahmet. Siz gidin, biz buradayız. Hadi Ömer gel. Nereye gidiyorsun baba? İşimiz var oğlum. Hadi yürü. Sen 3 kağıtçısın Moşe. Sattığın tuzun içinden ceviz kadar taş çıktı. Tuz mu kuzum? Taşlı olacak elbet. Lafa bak. Bir daha da gelip senden mal alırsam. Nasıl da yükseltti tansiyonumu görüyorsun değil mi Ahmet Efendi? Değiyoruz. Kahven var mıdır Moşe Efendi? Var azıcık. Harp zamanı pek bulunmuyor. Yabancı olsaydım vermezdim. Kahve değil ki bu. Aa, siz bugün anlaşma mı yaptınız beni delirtmeye? Hadi çek gez bak Sovyet'i. Ne Moskova'da ne Tiflis'te hiçbir yerde bulamazsın böylesini. Ortaya bunu çıkardığına göre Soten'de daha güzeli vardır senin. Bilirim seni Moşe Efendi, vardır Zulan'da. Olmaz mı? Hem de Brezilya kahvesi. Brezilya mı? Brezilya neresi? Bırak şimdi yerini. Uzaklarda sıralı memleketin biri işte. Bak. Tüm Amerika, tüm Avrupa bunu içiyor. Çok makbul. Dur dur, doldurma öyle. Kaç ruble? Bir kilo, 175 ruble. Ne? 175 ruble mi? Ne diyorsun sen Moşe Efendi? Küçük bir servet bu. Evlatlar da öyle Ahmet Efendi. Onlar da biraz servet. Duyduğuma göre oğlum bugün kolhozdan dönüyormuş. Evet, öyledir Moşe Efendi. Bak şunun kokusuna, bak mis kokuyor, mis. Evet, mis mis ama bu çok pahalı. Ahmet Efendi, sen yabancı bilirsin. 150 ruble yeter. Yok, olmaz. Bunu alamam. Bende bu paranın 1/3 bile yok Moşe Efendi. Oy benim güzel gelinim.
Maşallah. Pek güzelmiş sen. Ya abim beni gördüğünde beğenmezse. Niye beğenmesin Ayşe? Senden güzelini mi bulacak? Yazman da pek güzelmiş Zehra. Annem sana daha güzellerini yapacak Ayşe. Bak Cemil'le evlenin bir yere. Ne güzel örtüler, yazmalar verecek sana. Ayşe, annene söyledin değil mi kızım? Geleceksiniz değil mi akşam? Söyledim Servi teyze. Ne teyzesi kızım? Anne diyeceksin bana bundan sonra. Tamam. Anne. Aferin sana. Merhabalar Terzi Efendi. Şükür geldiniz. Ben de dediğim bıraktılar. Paltoyu artık almayacaklar dedim. Anca gelebildik Terzi Efendi. Gel bakalım. Gel bakalım küçük bey. Bak abinin paltosunu sana göre daralttım. Hadi giy bakalım nasıl olmuş. Pek sağlammış kumaş. Senin oğulların da çokor kullanmamış. Yeni gibi oldu baksana. Ellerine sağlık Terzi Efendi. Çok güzel olmuş. Ta Mehmet'imden bu yana sırası gelen küçültüp giyiyor işte. Çıkar şunu. Düşünmeyeyim. Düşünmeyeyim diyorum. Yok diyorum. Şu Alman domuzlarının ettiğine bak. Sen bu işe ne dersin Ahmet Efendi? Türkler savaşa girseydi Almanların işi çoktan bitmez miydi? Hem bu kadar da can eba olmazdı. Helal et. Hayırlı günler Terzi Efendi. Ama Türklerin savaşa gireceği falan yok. Hem girerse Almanların yanında girer. Yetti artık Kirkor Efendi. Savaşı çıkaranları değil de Türkleri suçlayarak ölen çocuklarımızı geri getiremeyiz. Yürü. Türkler Almanların yanında savaşa girecekmiş. Herifin söylediği şeye bak. Sen de çıkar şunu. Sovyetler Birliği'nin değerli yoldaşları. Şanlı Sovyet ordumuz Varşova'ya girmek üzeredir. Güney Ukrayna'da Alman cephesi yarılmıştır. Kişinev'den sonra Köstence'de Sovyet birliklerinin eline geçmiş bulunmaktadır. Bana Mikail'i getirin. Emredersiniz. Sovyetler Birliği ve Meşru Polonya Hükümeti Almanların Maydanek toplama kampında 1,5 milyon Yahudi'yi katlettiklerinin vahşetini gösteren deliller buldular. Gebersin Hitler! 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 Hain Alman domuzları. Bak kaç milyon Yahudi'yi boğazlamışlar. Yaralarını bulsunlar. O Hitler'in gözleri yarınki günü görmesin. Yaşasın Stalin! Yandaşımız Stalin bunun hesabını soracak. Kova! 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 Yine geldi uğursuzlar. Yine kötü haber getirmiş olmasalar bari.
Nereden çıktı şimdi bunlar? Allah'ım, inşallah bizden yana gelmezler. Yüce İsa, sen bizi koru. Bize doğru geliyorlar abi. Yoldaş Mikhail Galeşvili. Evet benim. Bizimle komiser Igor'un yanına geleceksiniz. Ne oldu ki? Bir şey mi var? Onu orada öğrenirsiniz. Gidelim. Abi. Tezgahına dön. Nino, polisleri dinle, dön yerine. Ne istiyorsunuz abimden? Dönmesini söyle. Nino, dön yerine dedim. Ben de geliyorum sizinle. Abi. Nino, dön, dön. Nino abla, gel benimle. Hadi Ömer. Ne oluyor Ahmet? Anlamadım ki. Yoksa? Ne yoksa? Birileri ihbar mı etti Mikhail'i? Biliyorsun geçen sene komiser Igor'un emriyle amcası valisini sürgüne yolladılar. Hepsinin yolda öldürdüklerini söylediler. Sus be Şota, duyacaklar şimdi. Öyleyse Mikhail'i de sürgüne yollayacaklar. Anne! Anne! Nino! Anne! Ne oldu kızım? Polisler abimi götürdü. Ne zaman? Az önce iki tane polis geldi pazar yerine. Komiser Igor'un çağırdığını söylediler. Ne? Tanrı korusun Nino. Gel. Gel. Emrettiğiniz üzere yoldaş Mikhail Galeşvili'yi getirdik efendim. Çıkın. Seni buraya niye çağırdığımı biliyor musun yoldaş Mikhail? Bilmiyorum yoldaş komiser. Bir şey içer misin? Hayır, istemem. Bir bardak çay. Ya da karşılıklı birer bardağa hayır demezsin umarım. İçsene be adam. Evet. Seni buraya niye çağırdığımı hala merak ediyorsun değil mi? Bütün Sovyet Cumhuriyetlerini geçsen bile böyle güzel bir çift göz daha göremezsin. Kimden bahsediyorsunuz yoldaş komiser? Kimden mi bahsediyorum? Hala anlamadın mı? Hayır.
Kardeşinden bahsediyorum be adam. Doğru duydun. Kardeşini beğeniyorum. Onunla evlenmek istiyorum. Evlenmek mi? Evet. Kardeşin Nino'yla evlenmek istiyor. Ne dersin? Müsaade edin. Biraz düşüneyim yoldaş komiser. Düşünecek ne var ki? O evin erkeği sen değil misin? Müsaade edin. En azından bu akşam düşüneyim. Peki, peki. Tamam. Düşün. Düşünün ve cevabınızı bana bildirirsiniz. Bu gece. Anlamadım yoldaş komiser. Cevabınızı bu gece bildireceksiniz. Yani hemen isteyecek misiniz o kızı gerçekten? Evet tabii. Her şey hazır yani. Sadece senin dövmeni bekliyor öyle mi? Biz aramızda her şeyi konuştuk Burak. Düğünüme geleceksin değil mi? Elbette geleceğim. Hiç kaçırır mıyım? Hop hanımlar. Nereye? Biz abim için buraya geldik. Abin de kim senin? Mikael Gelasvili, onu az önce buraya getirdiniz. Abi. Oğlum. Oğlum. Ne oldu oğlum? Evde konuşuruz anne. Haydi kalın sağlıcakla. Güle güle Cemil. Güle güle. Güle güle Cemil. İstiyor ha? Kaç kere söyledim anne. Niyeti ciddi. Düşüneceğim dedim ama sıkıştırdı beni. Derhal cevabınızı bildireceksiniz dedi. Benim cevabım belli abi. Hepimizin cevabı belli. Amcamı ve ailesini ölüm sürgününe yollayan o adamın karısı olmayacağım. Sen de öyle düşünmüyor musun anne? Söylesene abime. Söylesene öyle düşünmüyor musun sen de?
Boris. Boris. Buyurun efendim. Yoldaş Mikail geldi mi? Hayır efendim. Allah Allah. Bugün geleceğimi biliyorlardı. Uyumuş olamazlar herhalde. Kuvvetleşmiş. Maşallah, maşallah. Sağ olun. Madem sen gelmiyorsun, o zaman ben gelirim yoldaş Mikail. Yoldaş komiserim. Boris. Bölgede bir kaçak olduğu bildirildi yoldaş komiserim. Telgrafa bakın. Çok tehlikeli biri olduğu söyleniyor. Bir an önce yakalanması emrediliyor. Vakit harcamadan aramaya başlamalıyız. Dostlarım beni dinleyin. Bu akşam burada bulunmamızın sebebi hepiniz biliyorsunuz. Ahmet'in, Ortancıoğlu, Cemil'in kolumuzdan sağ salim dönüşünün şerefi nedir? Bu sebeple hepinizin adına Cemil'e hoş geldin diyorum. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Efendim anne. Nasıl? Bir nasıl anneciğim? Kız nasıl oldu? Hangi kız anne? Kaç tane kız var karşında? Nasıl? Güzel ama değil mi? Ya ne diyorsun anne, anlamadım. Benim akılsız oğlum. Al şu boş tabakları, gel benimle mutfağa da anlatayım sana. Hadi. Hadi. Gel.
deme ama Allah için şimdi. Yani güzel kız anne. E hadi git konuşsana, biraz muhabbet etsene oğlum. Anneciğim, elin kızıyla niye muhabbet edeyim ben? Bak Cemil, biz bu kızın anasıyla kavilleştik. Biz bu kızı sana alacağız. Ne yapacaksınız, ne yapacaksınız? Oğlum, babanla oturduk, konuştuk. Bu kızı sana almaya karar verdik. Hiç bana sormadan etmeden. Öyle hemen karar verme. Bir tanısan çok seversin. Öyle terbiyeli, hürmetli bir kız ki pek de güzel. Olmaz. Niçin olmazmış? Olmaz işte anne. Niçin olmaz? Biz anasıyla kavilleştik diyorum sana. Size yardım etmeye geldim Servi teyze. Gel. Gel. Gel güzel kızım, gel. Gel. Bak pek de hamarat, görüyor musun? Gel kızım, gel. Ben şey, bahçeye çıkayım anneciğim. Dur, benim var bahçede işim. Sen Ayşe'ye yardım et. Şuradan kapkacağı çıkarın dolaptan, haydi. Hadi şu kaçağı yakalayalım. Ne oluyor Ömer? Ne oldu? Orada bir adam var. Ne? Ömer. Bakın işte. Selvi.
Hasan abilerinin kuzeni Rüstem değil mi bu? Şu Türkiye'de olanlar mı? Evet o. Sana da öyle gelmedi mi? Savaştan önceydi gördüm. Hatırlamıyorum. Yardım et. Yaralı bu, kendinde değil. Hadi, hadi çabuk. Yardım edeyim. Kimse görmeden içeri taşıyalım. Hoppa, hadi. Çok özledim seni Nino. Cemil. Neden titriyorsun sen? Neden olacak heyecandan? Yoksa dün gece ziyarete gelmediğim için. Hadi söyle bana ne oldu? Yoldaş komiser Igor. Ne olmuş Igor'a? Dün abime benimle evlenmek istediğini söylemiş. Ölürüm de senin başkasıyla evlenmene razı gelme. Burada ne işi olabilir bunun Ahmet? Ben nereden bileyim Selvi? Kim bu adam baba? Türkiye'den uzak bir akrabamız kızım. Yarasını temizlememiz gerekir. Baba başımız belaya girecek, polise haber verelim. Zehra doğru söylüyor Ahmet. Onu bu durumda bırakamayız Selvi. O bizim akrabamız. Ömer, koş oğlum bir tasa su doldur getir. Hadi.
Askerler geliyor. Ne? Eyvah Ahmet, ne yapacağız? Ne yapacağız? Ahmet, ne yapacağız? Çabuk, çabuk. Yatak odasına taşıyalım. Baba, yatak odasına saklarsak başımız belaya girer. Ne olur polislere söyle. Burada bulunurlarsa asıl o zaman başımız belaya girer. Derdimizi anlatamayız. Allah'ım sen yardım et ya Rabbim. Hadi yatak odasındaki dolaba saklayalım. Hadi. Hepiniz sakin olun. Sakın belli edecek bir şey yapmayın. Koş toparlı. Koş, koş, koş. Açın kapıyı. Hayrolsun yoldaş komutanım. Ne oluyor? Kaçak bir adamı arıyoruz. Evinizi arayacağız. Kaçak adam bizde, ne arasın yoldaş komutanım? Bütün evlere bakıyoruz. Yoldaş komiserim. Buyurun. Bakalım. Ara. Ne var? Elbiselerimiz. Aç dolabı.